Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bu yıl 22.sini takdim edeceğimiz ödülümüz, bizlere büyüğümüz, kurucumuz, merhum Vehbi Koç'u bir kez daha anma, hayatına adadığı değerleri hatırlatma imkanı veriyor. Kendisi yaşamı boyunca ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız şiarıyla çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ülküsüne hizmet etti. Kendi ifadesiyle insani ve milli bir vazife addederek zevkle yaptığı hayır işleri 54 sene evvel son derece sağlam ve iktisadi temeller üzerine kurduğu ülkemizin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı tarafından ne mutlu ki daha da büyütülerek sürdürülüyor. Vakfımız bünyesinde her biri kendi faaliyet alanlarında mükemmeliyet merkezi addedilen eğitim, sağlık ve kültür kurumlarımızla ayrıca yine bu sahalarda desteklediğimiz projelerle ülkemizin sadece ekonomik büyümesine değil, toplumsal kalkınmasına da katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. 2023 fevkalade özel bir yıl. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanın çok ötesinde ve Türkiye için hala tek geçerli yol olan çağdaş vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Büyük önderin, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız ve bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz vecizeleri, onun cumhuriyet değerleriyle özdeş, muasır medeniyet algısını ve sanata, sanatçıya, kültüre verdiği desteği açıkça gösteriyor. Vehbi Koç ödülünü böylesine anlamlı bir yılda, kültür ve sanat alanında duayen kabul edilen bir memleket sevdalısına ve kendisinin de kurucularından olduğu çok kıymetli bir sanat kurumuna takdim edecek olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Seçici kurulumuz bu seneki ödülümüzü kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na layık gördü. Genco Erkal, 64 yıllık sanat hayatı boyunca hepimizi hayran bırakan tiyatro oyunculuğunun yanı sıra demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün ateşin savunucularından ve bayraktarlarından oldu. İnandığı doğrulardan katiyen şaşmadı. Hiçbir zaman ödün vermedi toplumcu söyleminden. Genco Erkal'ın kendisi gibi çok kıymetli tiyatro oyuncuları olan Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Atilla Alpöge, Ferit Erkal, Arif Eskin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte 1969 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu da ülkemizin örnek sanat kurumlarından biri oldu. Önümüzdeki sene 55. yaşını kutlayacak olan Dostlar Tiyatrosu, yaşanan her türlü zorluğa rağmen yarım askı aşkın zamandır perdelerini aralıksız açık tutmuş, baskı ve sansüre eleştiriler yaklaşımını korumuş, geniş halk kesimlerini tiyatronun aydınlığıyla buluşturmayı başarmıştır. Bugün burada benim için öyle güzel şeyler söylendi ki gurur duydum. Bana sadece teşekkür etmek kaldı. Ödül filminde beni hak etmediğim ölçüde göklere çıkaran kızıma ve dostlar sağ olsunlar, var olsunlar. Ben ve Dostlar Tiyatrosu'nu bu ödül için vakfa öneren seçici kurul üyelerine de içten bir teşekkür borçluyum. En büyük teşekkür tabii ki Vehbi Koç Vakfı'na. Bana ve Dostlar Tiyatrosu'na layık görülen bu çok değerli ödül için Vehbi Koç Vakfı'na yürekten teşekkür ediyorum. Hey! Hey! Hop! Hop! Hey! Ah, hey! Hop! Hop! Hey! Hey! Hop! Hop! Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız.
dostların arasındayız. Güneşin zafrasındayız.